Herkese merhaba. Benim adım Enes Yılmazer ve bir başka tura daha hoş geldiniz. Bugün Almanya'nın Wuppertal şehrindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz karavana dolaşacağız. Bu karavan Performance S modeli Wagner tarafından yapılmış çok özel bir araç ve tam ortasında da gördüğünüz gibi Porsche'nin içine girebildiği de bir garaj özelliği var. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Bu model 1.6 milyon Euro'dan başlıyor fiyat olarak ve seçtiğiniz özelliklere göre de fiyatı tabii ki de yukarıya çıkıyor. Her zaman olduğu gibi Wagner ile ilgili ve bu araçla ilgili bilgileri bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve şimdi turumuza başlayalım. Ve turumuza bu karavanın ön tarafından başlayacağız. Kocaman bir cam dizaynımız var. Böylece şoför koltuğundan çok rahat bir şekilde gittiğiniz yerleri görebiliyorsunuz. İki tane yan aynamız var. Onlar da tabii ki de çok büyük. 12 metrelik bir dizayn olduğu için hatta o yan aynalarda bir de kameralarımız var. 360 derece bütün aracı görebilirsiniz diye. Bu aracın motoru arka tarafta, ön tarafta değil. Dolayısıyla burada 10 kağıtlıkta bir jeneratörümüz var. Ondan da bahsetmek istedim. Şimdi bu tarafa geçersek burada aracın ana girişi var. Buraya zaten birazdan geri geleceğim. Merdivenler sizi yukarıya çıkartıyor. Tam arkamda da bu aracın, bu karavanın bana sorarsanız en önemli özelliği var. Burada gördüğünüz alan çelik konstrüksiyondan yapılmış bir park alanı. 911 Turbo S de tam üzerinde parklı. Ve bütün bu mekanizma hidrolik sistemle çalışıyor. Enes nasıl çalışıyor derseniz, gördüğünüz gibi iki tane ayak üzerinde şu an araç duruyor. Ve düğmeye bastığınızda da bu çelik yer aksamı arabanın yani karavanın içerisine kadar giriyor. Wagner özel patenti olan bir dizayn. Ve gördüğünüz gibi yani 911 Turbo çok rahat bir şekilde bu aracın içerisine giriyor. Daha da önemli nokta bu dizayn Wagner özel patente alınmış bir dizayn. Çünkü normal araçlara baktığınızda ana çelik iskeletinde genelde alt tarafta hep böyle çelik kolonları oluyor. Fakat burada durum o değil. Burada aslında arabanın kolonları tam merkezinde, dolayısıyla alt tarafı da açık kalıyor. Hatta bu garajın içerisinde ısıtma da var. Atıyorum bir yere tatile gideceksiniz. Bu çelik mekanizmayı oturma alanı olarak da kullanabilirsiniz. Diyelim ki tatildesiniz karavanınızla bir yere gideceksiniz. Bir düğmeye bastığınızda bütün oturma alanınızı arabanın içerisine saklayabiliyorsunuz. Tam yukarımızda da elektrikli bir şekilde açılan bir çatı mekanizmamız var. Böylece bu tarafı da gölgelendirebiliyorsunuz. Ondan da bahsetmek istedim. Şimdi turumuza devam edelim. Burada bir tane kapımız var. Hemen açayım size onu. Bunu göstermem lazım. İşte ekstra storage alanı, koltuklarınızı vesairenizi koymak için. Burayı da bir de gazlı bir barbekü koymuşlar. Zaten böyle karavanı olan insanlar genelde keyif için kullanıyorlar. Gazlı olmak da hoş olmuş. Devam edelim turumuza. Karavanın arka tarafındayız. 3,5 tonluk bir çekme kolumuz var. Bu arabanın motoru daha önce de bahsettiğim gibi aracın arkasından. Volvo'nun 460 PS motoru var. 460 beygirlik. 350 litre benzin deposu. Yukarıda gördüğünüz alanda işte aksesuarları, aletleri vesairesi var. Bu motorun en önemli özelliği bir arkada olduğu için kokpit çok sessiz. İkincisi gördüğünüz gibi çok açık, rahat, servisi çok kolay bir motor. Üçüncüsü de yine tekrar ön tarafta bulunmadığı için tekerleklerinizin çok fazla dönüş alanı var. Şimdi buradan turumuza devam edersek bir tane daha ekstra storage alanımız var. İşte dizel motor olduğu için AdBlue deposu. Üstümüzde de slide out dediğimiz bu dışarıya çıkan bölümü var. Bu bölüm 50 santim derinliğinde, 10 metre genişliğinde yani 5 metrekare iç alanı ekliyor bu karavanın içerisine. Benim açıkçası karavanlarda gördüğüm en büyük slide out yani bu dışarıya çıkan bölümlerden birisi. Hiç böyle 10 metrelik bir segment olanını görmedim açıkçası. Orayı da birazdan gezeceğiz. Aracın üst tarafına baktığımızda da solar panellerimiz var. İşte skylight ve havalandırmalarımız var. Hatta ve hatta dizel jeneratörün egzozu bile bu aracın çatısında, böylece arabanın etrafındayken ya da içindeyken hiç egzoz kokusu almıyorsunuz. Burada ekstra depomuz var, garajın diğer tarafı. Böyle de açık bırakmışlar ki atıyorum garaj yerine değil de bisikletinizi koymak istiyorsunuz ya da başka araçlarınızı, buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi devam edersek şoför koltuğunun altında biraz daha ekstra depo alanımız var. Ve aracın dış kısmının turu burada bitiyor.
Sonuç olarak orijinal bir dizayn 1.6 milyon euro. Az bir fiyat değil ama içeriye girince neden fiyatının bu kadar yüksek olduğunu çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Ve şimdi de bu karavanın içerisindeyiz. Önce bir kapımızı kapatacağım. Çok enteresan bir detay. Burada bir düğmeye bastığınızda yer otomatik bir şekilde kapanıyor. Böylece yolcu koltuğunda oturduğunuz zaman ayaklarınızı rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle ön kokpitte birazcık zaman geçirmek istiyorum. Ekranlarımız burada bu arabada, işte lane assist, yani yolda gittiğinizde şeritlerde arabayı tutmanızı sağlayan cruise control, adaptive cruise control, yani cruise control ile arabayı aldığınızda öndeki arabayla olan mesafenizi ayarlayan her türlü fonksiyon var. İki tane koltuğumuz, bu koltuklar ısıtmalı, soğutmalı. Aynı zamanda da masaj fonksiyonuna sahip. Başka ne var burada bahsetmek istedim size? Zaten gördüğünüz gibi volümü gayet yüksek. Ben 1.82 boyundayım ve çok rahat bir şekilde burada ayağa kalkabiliyorum. Yerler Corian diye bir taştan yapılmış ve bu özelliği göstermem lazım. Bir saniye. Az kalsın unutuyordum. Diyelim ki burada çalışmak istiyorsunuz. Bu aracı yapan mühendis çalışmaya meraklı bir arkadaş. Dolayısıyla kendine böyle bir şey düzenlemiş. Bu ne derseniz, burası bir ofis. Şoför koltuğunun tam arkasında klavyenizi alıyorsunuz, ekranınızı yukarıya kaldırıyorsunuz. Solda da HDMI girişi var. Böylece laptopunuzu oraya bağlayıp burada da çalışıyorsunuz. Gayet hoş bir detay. Bu arada saat 6.30 şu an. İngilizce videomuzu yaptık, çekimlerimizi yaptık. Ama ben ekibi illa ısrar ettim ki bir de Türkçe video yapalım diye. Eğer bizim Türkçe videolarımızı beğeniyorsanız lütfen bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hatta bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Almanya'dayız. Sizler için tur yapıyoruz. Şimdi bu aracın oturma alanındayız. Çok güzel U şeklinde bir koltuk setimiz var. 8 ile 10 kişi çok rahat bir şekilde burada oturabilir. Tam ortasında bir yemek masamız var. Bu yemek masası sabit fakat farklı modellerinde bunu aşağıya ve yukarıya kalkan yemek masası olarak da yapabiliyorlar. Üstünde çok güzel bir ışıklandırma detayımız var. Mood lighting dediğimiz, yani işte ambiyans ışığı olarak da LED ışıklar var her yerde. Bu tarafa da bakarsak üstte gayet güzel dolaplarımız var. Tavana kadar yükseltilmiş. Burada bir düğmeye bastığınızda motorlu televizyonunuz dolabın içerisinden yukarıya çıkıyor. Tam bu pencerenin önüne, böylece oturduğunuz yerden de çok rahat bir şekilde televizyonunuzu izleyebiliyorsunuz. İki tane awning style, yani awning şeklinde böyle çatı olarak açılan penceremiz var. Ve bu pencerelerde de üstte sinekliğimiz, altında da blackout dediğimiz, yani tamamıyla karanlık yapan perde sistemimiz var. Ve odanın geri kalanına da baktığımızda çok güzel ahşap tonlar kullanılmış, gayet ferah, gayet güzel, oturması keyifli bir salonumuz var. Şimdi turumuza buradan devam edelim. Burada da böyle güzel işte bardaklarınızı, şarap bardaklarınızı koyabileceğiniz güzel bir dolap seti yapılmış. Her yeri LED ışıkla kaplı. Altında da tamamıyla her tabak çanağa göre özel yerleri oluşturulmuş güzel bir tabak setimiz var diyeyim. Böylece hem güzel bir dekorasyon hem de aynı zamanda kolayca istediğiniz bardağı da alabiliyorsunuz. Mutfağın tam olarak yanında ve bu mutfak ne kadar ufak olsa da ihtiyacınız olan her şey var. Lavabomuz burada. Induction ocağımız, kahve makinemiz. Gördüğünüz gibi güzel tezgahımız da var burada. Gayet geniş, hacimli. Tam karşısında penceremiz var. Çok rahat bir şekilde bu mutfağı da havalandırabilirsiniz. Bu orijinal bir detay. Buraya da dolap içerisine bir de güzel bir bulaşık makinesi yapmışlar. Güzel olmasının sebebi yüksekliği. Hiç eğilmeden çok rahat bir şekilde bardaklarınızı, tabaklarınızı alabiliyorsunuz. Bu tarafa da baktığımızda Siemens fırınımız, tam altında buzdolabımız var. Bu arada bu düğmelerin ya da bu dolaplardaki kilitlemelerin sebebi arabayı kullandığınızda bu dolap kapakları açılmasın diye. Şurayı da göstereyim istedim. Her bir raf çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki maksimum hacmi kullanabilirsiniz diye. Bakıyorum mutfakta aşağı yukarı turumuz bu kadar. Şimdi burada bir tane duvar içerisine giren kapımız var. Çünkü banyoyu ve yatak odasını ayırıyor. Banyoda da önce turumuza buradan başlayacağım. Hatta kilidimiz de var. Tuvalet bu tarafta. Isıtmalı, bideli, her şey olan bir tuvalet. Arkasında da güzel bir havlu ısıtıcımız var. Böylece duştan çıktığınızda havlularınız da gayet güzel, sıcak bir şekilde size hazır. Tavanında burada bir havalandırma var. Hatta duşun da camını birazcık kısa bırakmışlar ki duş aldığınızda çok rahat bir şekilde duşun buharı oradan dışarıya çıksın diye. Hatta size bir de duşu göstermek isterim. Yine Corian'dan yapılmış bir altlığı var. Gördüğünüz gibi her şey kromdan. Hatta Walkner'ın markasının logosu duş başlığında bile var.
Dediğim gibi ben 1.80 boyundayım. Çok rahat bir şekilde girebiliyorum. Yukarımızda Rainhead duş başlığımız var. Starlight dediğimiz yani yıldızları andıran da bir de tavan dizaynı var. Türk insan olarak havalandırma yapmayı seviyoruz. Dolayısıyla her yerde de bu skylightlar var. Açılıyor aynı zamanda ki karavan içerisinde gayet güzel doğal ışık ve havalandırma getirebiliyorsunuz. Şimdi bu tarafa bakalım. Burada da lavabomuz. Yine aynı şekilde Korean'dan yapılmış bir tezgah. Her yerde dolaplarımız var. Arkasında arka duvarı, LED ışıklandırması. Gördüğünüz gibi de gayet ferah, gayet geniş, kullanışlı bir banyomuz var. Şimdi burada bir tane daha kapımız var. Yine yarım. Bu da sizi yatak odasına getiriyor. Bu yatak odasının bana sorarsanız en önemli özelliği hacmi. Gördüğünüz gibi iki kişilik yatağımız bu tarafta. Odanın hacmi gayet geniş ve güzel. Tam karşısında da yine otomatik bir televizyonumuz var. İki tane pencere var bu odada. Yine aynı şekilde çatı dizaynı olarak dışarıya açılıyor. Böylece yağmurlu havada bile bu pencereleri açık bırakabiliyorsunuz. Tam ortamızda bir skylightımız daha var. Hem odaya ferah hava hem de güneş ışığı getirmek için. Etrafına da güzel bir ahşap dizayn yapılmış yine Starlight dediğimiz bu ışıklandırma sistemiyle. Ve odanın geri kalanına da bakarsanız her yeri çok güzel ahşap panellerle kaplı ve her bir duvarın içerisinde de mümkün olduğunca dolaplarımız var. Çok güzel bir şekilde alan her bir kısımda kullanılmış. Şöyle mümkün olduğunca size açacağım. Ve bu tarafta da full aynadan yapılmış bir dolabımız daha var ki kıyafetlerinizi rahat bir şekilde asabilirsiniz. Ve şu ana kadar bu karavanın dışarısını gezdik, içerisini gezdik, geriye bir şey kaldı. Bu karavanı bir de yola çıkartıp yolda test etmek. Ve turumuz burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi bu araçla ilgili olan bilgileri bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Wagner ailesine de bizi Almanya'ya davet ettikleri ve bu turu yapmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da videoyu beğendiyseniz bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve önümüzdeki haftaya görüşmek üzere.